bütün Türkiye'ye yönelik bir saldırı olarak hepimiz ortak bir tavır sergilemeliyiz. Yurt dışında ülkemizin sınırlarının ötesindeki çatışmaların Türkiye içine sirayet ettirilmesine izin vermememiz gerekir. Suruç'ta yaşanan saldırının ardından yaptığı ziyaretlerin sonrasında Şanlıurfa'da konuştu Başbakan Davutoğlu. Farklı örgütler tarafından yapılsa da hepsi Türkiye'ye yönelik dedi. Liderlere bir kez daha ortak tavır çağrısı yaptı. Bütün parti genel başkanları teröre karşı ortak bir tutumda birleşene kadar gerekiyorsa her gün bu çağrı yapacak. Ta ki teröre karşı net tavır alanlar açık bir şekilde ortaya çıksınlar. Bugünler herkesin ilkesel tutum sergilemesi gereken günlerdir. O çağrıya ilk yanıt MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Ortak deklarasyon çağrısına yanıtı olumsuzdu. Partimiz konum ve durumundan taviz vermeyeceği gibi sahte oyalamalara ve imza tuzaklarına kapalı duracaktır dedi. O çağrıya CHP'den açık destek geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu o desteği açıklamıştı. Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da kameraların karşısında destek sözü verdi. Bir de öneri getirdi. Bilmem ne Cumhuriyeti'nin kralı öldü diye Türkiye'de yas ilan edilirken 32 gencimizi menfur bir terör saldırısında kaybeden Türkiye'de mutlaka ulusal düzeyde bir yas ilan edilmesinin de gereğini ifade etmek istiyorum. Ve HDP. HDP eş başkanı Demirtaş olağanüstü MYK toplantısından sonra konuştu. O da deklarasyona temkinli yaklaştı. Siz Dolmabahçe mutabakatına bu kadar değersiz bir belge muamelesi yapmaya devam mı edeceksiniz? Siz daha o deklarasyona sahip çıkamaz durumdayken yeni deklarasyon çağrılarını yapmanızın hiçbir anlamı olmuyor.